Merhaba değerli arkadaşlarım, görüşmeyle nasılsınız bakalım? Videolarıma beğen butonuna basarak destek olduğunuz için, güzel yorumlarınızı yorum kısmında benimle paylaştığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir önceki videomun yorum kısmında çokça istediğiniz bir konuyu bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Vazgeçen bir erkeği geri döndürmek için neler yapılması gerekiyor konusunda çok önemli ayrıntılar vereceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu söyleyeceklerim sizi hala seven erkekler için geçerlidir. E hocam nereden bileceğiz hala sevdiğini diyorsanız onun için de ayrı bir video hazırlarım. Ayrıldıktan sonra sizi unutamayan erkek davranışlarını merak ediyorsanız bunu yorum kısmında belirtirseniz bu konuda çok yorum geldiği takdirde o konuda da video hazırlarım arkadaşlar. Bu açıklamayı yaptıktan sonra geçelim konumuza. Sizi hala seven ama sizden vazgeçen erkekleri geri döndürmek için yapılması ya da yapılmaması gereken kritik davranışlar nelerdir? Bu davranışları 6 aşama halinde anlatacağım. Ve anlatacağım her madde birbiriyle bağlantılı olduğundan dolayı arkadaşlar sonuna kadar izlemezseniz videonun hiçbir faydasını göremezsiniz. Geçelim maddelerimize. Birinci maddemiz öncelikle kendi özünüze dönerek tarafsız bir bakış açısıyla kendinizi değerlendirin ve olayın bu aşamaya gelmesinde sizin payınızın olup olmadığını değerlendirin arkadaşlar. Bu kendinizi suçlayın anlamında söylediğim bir şey değil. Önemli olan bazı şeyler için çok geç olmadan önce kendi açınızdan düzeltebileceğiniz şeyleri görmeniz çok önemlidir. Çünkü diğer maddelerde de bu konularda neler yapılabileceğine dair önemli işaretler vereceğim, önemli ayrıntılara değineceğim. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Size tavsiyem Video bittikten sonra alın elinize kağıdınızı, kaleminizi, size göre ilişkide neler yaptıklarınız ve neler yapmadığınız konusunda bir liste hazırlayın arkadaşlar. Bu listeyi hazırlarken size başka biri bakıyormuş gibi bakarak değerlendirme yapın, maddelendirme yapın. Bunları yazdıktan sonra hatalı davrandığınızı düşündüğünüz kısımları yuvarlak içine alın ve bunlar için neler yapabilirsiniz, bunları yazın. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Tabii ki karşı tarafında birçok hatası olabilir. Ama devamlı olarak şunu söylediğimi biliyorsunuz. Erkeğe daha çok farkındalık kazandıran aslında kadındır. Kadın erkekle savaş halindeyse ne yaparsa yapsın erkeğe asla suçunu kabullendiremeyecektir. Size ders verme odaklı olarak yakıcı, yıkıcı adımlar attığını da bu şekilde gözlemlemiş olacaksınız. Bu konuda birkaç örnek vermek istiyorum. Diyelim ki ayrıldınız ve ilişki içerisindeyken yaptığınız her şeyin tam tersini yaparak onu daha fazla sinirlendirmek için nispet yapmaya başladıysanız baştan kaybettiniz demektir arkadaşlar. Burası da çok önemli bir nokta. Kendisini bu konuda bilgili zanneden ve insanların ilişkisini mahveden birçok kişi bu konuda yanlış yönlendirmeler yaparak düzelme potansiyeli olan ilişkilerin de sonsuza dek bitmesine neden oluyor arkadaşlar. Lütfen size bu tarz tavsiyeler veren kişilere itibar etmeyin. Diyelim ki ayrılmadan önce sosyal medya hesabınız yoktu. Ayrıldıktan sonra hemen hesap açarak süratle kişi eklemeye başladıysanız bu da yetmezmiş gibi kendinizi daha da gösterebilmek için erkeğin daha önceden yayınlamanızı istemediği her türlü fotoğrafı yayınladıysanız bu size artı bir değer katmayacak aksine erkeğin daha da uzaklaşmasına sebep olacaktır arkadaşlar. Bunun haricinde erkeğe dolaylı yoldan hakaret ve ithamlar yönelterek Arkadaşlarınızın da sizi bu konuda desteklemesini sağladıysanız bu tamamen bir kopuşa neden olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde erkekler de bunu yaparsa yine bir kopuşa neden olacaktır ama konumuz erkeklerle alakalı olduğu için erkeklere dair kısmını anlatıyorum. Erkek bu süreçten sonra sizi tamamen silebilir bile arkadaşlar. Hele ki erkeği kıskandırmak için başkasıyla görüşüyormuş gibi paylaşımlar yapmanız, sanki hayatınıza birini almışsınız gibi davranmanız Nerede akşam orada sabah yapmanız da bir diğer yanlış davranış biçimidir arkadaşlar. Tabii ki bunu söylerken hayatınız bitmiş gibi hareket edin demiyorum ya da gidip ona yalvarın tarzında asla bir şey söylemiyorum. Bu konuda yapılabilecekleri diğer maddelerde söyleyeceğim zaten. Geçelim ikinci maddemize. Değerli arkadaşlar baktınız ki erkek sizden gerçekten vazgeçti ve başka arayışlar peşine girmeye başladı. Az önce söylediğim davranışları, olumsuz davranışları yaparsanız zaten bu konuda durağan olan bir erkek bile başka arayışlar peşine girebilir. Çünkü sizi unutmak isteyecektir. Olay karşılıklı olarak restleşmeye döndüğünde vazgeçen bir erkeğin geri dönme olasılığı hemen hemen hiç yok gibidir arkadaşlar. İşte bu noktada ne yapabilirsiniz bunlara değinmek istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi söyleyeceğim maddeler yine sizi seven bir erkekte geçerlidir. Sizi sevmeyen erkeğe ne yaparsanız yapın sonuç almanız söz konusu değildir. Hatta daha da değersizleşirsiniz. Tabii ki ayrılmadan önce aşırı bir şekilde sizi kırmış olan bir erkekle karşı karşıya olabilirsiniz sevecen ve sıcak davranışlarınıza güzel bir karşılık veren erkek yine ayrıldıktan sonra da her ne olursa olsun yine güzel bir karşılık vermeye çalışacaktır. Gerçekten vazgeçmiş bir erkeği ne kadar beklerseniz bekleyin artık sizle irtibat kurmayacak ve zaman geçtikçe sizi unutmaya başlayacaktır. Evet geldik en önemli kısma çok iyi dinleyin arkadaşlar. Bu yüzden burada yapılması gereken ona bir şekilde en azından bir mesajla ulaşarak Kendinizi küçük düşürmeden ve onu asla suçlamadan bir mesaj atmak olacaktır arkadaşlar. Bu mesajda neler yazmalısınız peki? Ayrılık sürecinde üzüldüğünüzden, aslında bu şekilde olmasını istemediğinizden karşılıklı olarak yapılması gerekenlerden yapıldığı takdirde bir yol alınabileceğinden bahsedebilirsiniz. Mesajı çok uzatmayın ve onu suçlamadan devam ederek her ilişkide bu tarz sorunların yaşanabileceğini belirtip yaptığınız hatalar için üzgün olduğunuzu belirtebilirsiniz. Fakat bunu yaparken kendinizi günah keçisi de ilan etmeyin. Onsuz asla olamayacağınız gibi bir mesaj asla atmayın. Mesajı kendinizi yermeden ve yapıcı bir şekilde yazarak hatalarınız için üzgün olduğunuzu dile getirip sonlandırın ve bu şekilde gönderin arkadaşlar. Mesaja hemen cevap gelmezse sinirlenerek fevrileşme hatasını kesinlikle düşmeyin. Bazen birkaç gün sonra cevap alabilirsiniz. Tabii ki böyle yazdınız diye hemen size koşacak hali de yok. Bu en azından sizin farkındalığınızı ona gösterecektir ve daha da yumuşamasını sağlayacaktır. Geçelim üçüncü maddemize. Bu süreçten sonra hatalı olduğunuzu düşündüğünüz noktaları bir şekilde gidermelisiniz. Bu her şeyi siz yapacaksınız anlamına gelmiyor. Fakat erkeğe farkındalık kazandıracak da yine sizsiniz. Egonuzla hareket edersiniz ve karşılık gelmedi diye paylaşım üstüne paylaşım yaparak sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım diyerek hareket ederseniz hiçbir erkeği geri döndürmeniz mümkün değildir arkadaşlar. Geri gelse bile intikam almak için geri gelecektir ve fırsatını yakaladığında ne olduğunu bile anlamadığınız bir zamanda sizi yüzüstü bırakıp gidebilir zaten. Bu yüzden çivi çivi söker gibi bir mantıkla asla hareket etmeyin arkadaşlar. Ayrılık sürecinde erkeği sinirlendirmek için yaptığınız bazı davranışlar vardı ya. Bunları geri almalısınız, düzeltmelisiniz. Ve erkekten cevap gelmezse dahi sessizliğinizi korumanız çok önemlidir. Bu sizi yedekteki bir kadın pozisyonuna asla sokmayacaktır. Çünkü seven bir erkek sevdiği kadına asla yedekteki bir kadın muamelesi de yapmaz. Geçelim dördüncü maddemize ve çok önemli bir madde. Sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım düşüncesi. Bir insanı en çok bitiren ve değersizleştiren düşüncedir arkadaşlar. Erkek olsun kadın olsun bunu yapanlar kendilerinden sadece uzaklaştırırlar. Bunun harici hiçbir aşama kaydedemezler. Çoğu erkek bu düşüncedeki kadınların yaptıklarına sevseler bile misliyle karşılık verdiklerinden dolayı ilişki hepten kopma noktasına geliyor ve resleşme sürdükçe sevginin yerini intikam duyguları alıyor arkadaşlar. Maalesef bu şekilde yaşanıyor. Bu yüzden en çok değer gören insanlar restleşmeden sakin kalmayı başarabilenlerdir. Ve bu şekilde davrananlar hatalı tarafın eninde sonunda pes etmesini mutlak bir şekilde sağlıyor. Bu yüzden bu dördüncü madde çok önemlidir. Ve bu maddeyi gerçekten yapabilen arkadaşlar çok büyük başarılar elde edeceklerdir. Geçelim beşinci maddemize. Eğer mesajınıza karşılık gelirse ne yapacaksınız? Eğer erkek sizi suçlarsa Kendinizi değersizleştirmeyecek şekilde açıklama yapabilirsiniz. Suçlama yapıyor diye siz de suçlayarak hakaret ederseniz geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru gidersiniz arkadaşlar. Bu yüzden sakinliğinizi koruyarak soğukkanlılıkla cevap vermeniz burada çok önemlidir. Erkekler ani çıkışlar yapsalar da kadınlardan çok daha kısa bir sürede toparlanırlar. Kırıldığınız noktaları ilerki süreçte açarak yavaş yavaş çözüme ulaşabilirsiniz ve kırgınlıklarınızı bu şekilde çözebilirsiniz. Bu konuda acele etmemenizde fayda var arkadaşlar. Geçelim 6. maddemize. Son olarak hiçbir erkek sevdiği kadının üzülmesine asla göz yummaz. Bu yüzden ilişkiniz için üzüldüğünüzü belli edebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Fakat onsuz olamayacağınızı belli eden Kendinizi acındıran bir ruh haline kesinlikle girmemelisiniz. Konuşmaya başladığınızda da sen şöyle adilikler yaptım, ben de böyle yaptım. Oh iyi yapmışım tarzında cümleler kullanmayın. Evet siz her şeyi hemen unutmuyorsunuz, bunun farkındayım. Ama anında eski halinize geri dönerek eleştiri yaptığınızı zannedip de sadece suçlama odaklı davranacaksanız bu dediklerimin hiçbirini uygulamanıza gerek yok arkadaşlar. İlişkiler sadece sevmekle yürümüyor. Erkeği yönlendiren ve farkındalık kazandıran zaten kadındır. Ve bunu diğer videolarımda zaten sürekli olarak açıklıyorum. Bu yüzden bu söylediğim 6 madde sizden vazgeçen erkeğin yumuşayıp geri dönmesine sebep olabilir. Tabii ki hiçbir şeyin %100 garantisi yoktur. Ama seven bir erkek bu davranışlara asla kayıtsız kalamaz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ayrıldıktan sonra hala sizi düşünen erkeklerin işaretlerine dair video istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Beğen butonuna basarak beni desteklediğiniz için çok çok teşekkürler. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.